Kırmızı Oda benim gerçekten hayalimdi. Çok yıllar önce başlayan bir hayaldi bu. Toplumda bir gelişim, bir değişim kaydetmek istiyorsanız yola mutlaka kadınlarla çıkmanız gerekiyor. Mutluluk bir karardır. Yani mutsuzluk da bir karardır. Çünkü mutsuzluk mutluluğa göre çok daha kolay elde edilen bir şeydir. Kötüyü iyi anlarsak o kötünün iyi olma şansı çok fazla yükseliyor. Çünkü kimse annesinin karnından kötü olmak üzere gelmiyor bu dünyaya. Kırmızı Oda benim gerçekten hayalimdi. Çok yıllar önce başlayan bir hayaldi bu. Çünkü ben meslek hayatım boyunca yıllarca bireysel olarak insanlara hizmet vermeye gayret ettim. Ve her birini uzun uzun dinledikçe, anladıkça ve meslekte uzun yıllar geçtikçe bazı şeyler değişmeye başladı kafamda sanki. Öncelikle şunu gördüm. Toplumda bizim gördüğümüz insanların, bizim gördüğümüz yüzleriyle gerçek yüzleri arasındaki büyük farkı gördüm. Kaderlerimiz arasındaki tuhaf benzerlikleri gördüm. Ve oradan yola çıkarak kader motifi kavramı üzerinde çalışmaya başladım. Ve bir süre sonra bu kader motifi dediğim şeydeki farkındalığı bütün toplumun görmesi, bilmesi, bunu fark etmesi gerekiyor. Böyle bir büyük bir motivasyon oluştu bende. Herkes de tek tek bu işi yapamayacağıma göre önce kitaplar yazmaya başladım. Daha sonra televizyonun İstanbullu Gelin'le gücünü fark ettim. Ve televizyonla birlikte işte en son yaptığımız Kırmızı Oda'da insanların ayağına gittik. Terapist evlerine girdi ve onlara birbirinden çok farklı insanların çok kimseye anlatamadıkları iç dünyalarını, en gizli sırlarını anlatırken insanlar şunu görsün istedim ve bunu görüyorlar zaten. Nereden gelmişler ve bugün neredeler? Yani insanın geçmişi bugününü nasıl belirleyebiliyor? Bir kere birinci hedefim hep buydu. Yani bize hiç benzemeyen, hiç tanımadığımız, bize çok yabancı gelen insanlara bu empatiyi yapabilmek, onları anlayabilmek, onları hissedebilmek, onların bugüne nerelerden geldiğini görebilmek, iki, onlar üzerinden zamanla kendi farkındalığımızı arttırarak kendimize bakmaya ve farkındalığımızı arttırmaya çalışmak ve ben bugün buradaysam neden buradayım, başka bir yerde olabilir miydim veya gelecekte ben bu çizgiyi değiştirebilir miyim? Bu soruları insanlara sordurmak istedim. Belki de en önemli son hedefim de şiddetti. Yani şiddetin bütün dünyada bugüne kadar şiddeti hiç kimse verilen ağır cezalarla önleyemedi. Çünkü şiddet gerçekten köklerini bizim çocukluğumuzdan alıyor. Biz bunu iyi görebilirsek en azından bundan sonrasını bu çocuklar niye böyle oldular? Yani kötüyü biz nasıl yaratıyoruz ve bunu nasıl bilmeden, istemeden yaratıyoruz? Bunu durdurmak için acaba bizlerin birey olarak üzerimize düşen nedir? Burada özellikle ben hep zaten gerek kitaplarımda, gerek dizilerimde, gerekse psikiyatri doktoru olarak yani meslek serüvenimde daha çok hep kadınlarla çalıştım. Ve şuna çok inanıyorum. Toplumda bir gelişim, bir değişim, kaydetmek istiyorsanız yola mutlaka kadınlarla çıkmanız gerekiyor. Çünkü kadınlar
bu değişimlere, bu gelişimlere çok daha açıklar. Niye? Çünkü çok uzun yıllardır zaten böyle bir mücadele içindeyiz kadınlarımız bizim. Bir de benim burada çok anlatmaya çalıştığım başka bir şey var. Maddi ve manevi olarak kadınlarımız çok yorgun. Bir yandan da pek çok şeyi aşmış olmakla birlikte hala kadınlarımızın aşamadığı bir eşik var. Yani o eşiği acaba bu kitaplar, bu diziler aralarında bu konuda yaptıkları sohbetler, muhabbetler, herkesin duygularını karşı tarafla bu konu üzerinden paylaşıyor olmasıyla nerelere gidebileceğiz bilemiyorum ama o eşiği aşmaları gerekiyor. O eşik de şu, yıllardır biz tabii böyle kökleri çok eskilere dayanan bir toplumun çocuklarıyız. Yani bizim ülkemizde yaşayan insanlar çok köklü örfler, adetler, töreler ve çok ciddi, çok farklı yaşam alışkanlıklarımız var bizim. Ve çok net toplum kadına ve erkeğe çok net roller vermiş. Şimdi kadın bu rollerde her ne kadar öbür tarafa geçebilmek için çok büyük bir mücadele verse de o kodları bir türlü kıramadık. Ben kendimi de dahil ederek söylüyorum. Bu sanırım kolay değiştiremeyeceğimiz bir alışkanlığımız haline geldi. Bir de toplum olarak biz alışkanlıklarına çok bağlı bir toplumuz. Vallahi bu pandemi ben de dahil sizler de herhalde hepimizin hayatını nasıl değiştirdi biliyor musunuz? Bizlerin düzenini değiştirdi. Ben biraz önce dedim ya böyle alışkanlıklarıyla yaşayan insanlarız bizler, hepimiz öyle. Ve bizim böyle alışkanlıklarımıza öyle bir darbe geldi ki pandemiyle birlikte. Burada kadına da şöyle bir rol düştü. Yani bu işten bence en ağır bedeli kadınlar ödediler. Çünkü pandemiden önce ve sonrayı da görecek olursak, pandemiden önce zaten kadın çok zordaydı. Kadın kabuk değiştirirken, kadın erkekle yan yana olup hayatın içine girip bu mücadeleye katılırken daha önceki rollerinin hiçbirinden vazgeçmedi. Bunları paylaşmayı bilemedi. Ve bir de üstüne pandemi gelince zaten kendine hiç vakit ayıramayan, bu konuda zaten çok sınırda yaşayan, çok zorlanarak yaşayan kadın pandemiyle birlikte bütün düzen alt üst oluverince çok zorlandı. Çok dardalar, sıkıntıdalar, sinirliler, gerginler, çatacak yer arıyorlar ve insanlar onlardan şikayetçi. Yani kimse eline sağlık demediği gibi her kafadan bir ses çıkıyor ve bir şey istiyor. Yani benim şunum eksik, hatta şuraya kadar götürebilirim ben bunu. Yani evde erkek mutsuzsa, o gün çocuklar mutsuzsa, suratları düşmüş, kaşlar çatılmışsa bunun çözümünü de hepimiz annelerimiz de ararız. Kadında ararız. Böyle alışkanlıklarımız da var. Yani bütün bunların cevabını kadından bekliyoruz. Yani bizi mutlu etsin, bizim isteklerimizi anlasın filan. Yani bizi mutlu etsine kadar giden beklentiler var. Ve burada maalesef kadınlarımız bunu, yani yeni bir düzen kurmayı, yardım almayı hem eşlerden hem çocuklardan bunu galiba çok yapamadılar. İşte bu biraz önce bahsettiğim o yüzyıllardır beynimizdeki kodlar var ya, sen şundan da sorumlusun bundan da, bunlardan kolay vazgeçemedik galiba. Yani kaderimiz değişebilir mi? Kaderimizi biz mi yazıyoruz? Evet, ben buna inanıyorum. Yani ben doğduğumuz evlerin kaderimiz üzerinde çok etkin olabildiğini düşünüyorum. Yani %100 kaderimiz orada yazılıyor tabii demek çok yanlış olur. Ama
Yani her ne kadar dünyaya gelirken bir takım genetik kodlarımız, bir takım yapısal özelliklerimiz, içinde yaşadığımız coğrafya, ülkemizin tarihi, örflerimiz, adetlerimiz, pek çok şey etkiliyor bizim kaderimizi zaten. Fakat o şartlar içinde yaşadığı halde, bizim ülkemiz mesela 80 küsur milyonluk bir ülkemiz var. Ve bu yoğun nüfus içinde benzer şartlarda yaşadığı halde kiminin kaderi böyle, kiminin kaderi böyle. Mesela kronik mutsuz insanlar şöyle bir düşünün, çevrenizde pek çoktur. Yani kronik mutsuz, yani hep yüzü gülmeyen, boynu eğik, mahzun, hakkı yenmiş, adalet duygusu zedelenmiş, umutları kırılmış. Mesela çok böyle insan var çevremizde, ben çok fazla gördüm. Mesela bu farkındalık geliştirme, terapi, onların gözlerini açabilme. Nasıl? Ya en azından hayatının hep bak böyle yaşadığını fark etmesi bile insanın bunu değiştirmede çok önemli olabiliyor. Yani mesela şu soruyu çok soruyorum. Yani neden böylesin? Çok güzel anlatıyor. Bu peki. Peki bugün niye böylesin? Mesela bugünün cevabı genellikle yok. Ne bileyim? Artık alışmışım. İşte bütün mesele o alışkanlıkları değiştirebilmek. Yani bir insan, ben hep şöyle diyorum, mutluluk bir karardır. Yani mutsuzluk da bir karardır. Çünkü mutsuzluk mutluluğa göre çok daha kolay elde edilen bir şeydir. Yani bir şey yapmaz oturursanız, kabullenirseniz kaderinizi, mutsuz mutsuz yaşarsınız. Ama mutluluk daha aktif bir şeydir. Yani bunu istemeniz gerekiyor. Bunun için mücadele etmeniz gerekiyor. Bir kere geldiğimiz bir dünyada hayatını hiç yaşayamadan bu dünyaya veda eden, bir de bizim özellikle kadınlar üzerinden çok empati yapıyorum ben. Yani bizim kadınlarımız o kadar fedakar ki ve o fedakarlıkları o kadar doğal karşılanıyor ki toplumda. Ve bunu sadece doğal karşılayan toplum değil, kendileri de öyle. Yani bunları yapmaktan daha doğal ne var? Ve bu fedakarlıklar bazen öyle yerlere gidiyor ki insanlar kendi hayatlarını yaşayamaz hale geliyorlar. O nedenle ben kader motifi kavramının çok konuşulması ve bu konuda insanların kendi farkındalıklarını geliştirdikçe başka bir dünyaya adım atabileceklerine çok inanıyorum. Bir de kötülerin bu farkındalığı geliştiremedikleri için bu kadar kötü olduğunu düşünüyorum. Yani %34 ev işi şiddet artıyor. İnanın rakamlardakinin iki katıdır. Çünkü bizim hanımlarımız, bizim insanlarımız diyeyim daha doğrusu, bundan utanırlar, çekinirler. Bunu kolay kolay ifade etmezler ve tek dışarısı bilmesin de, bizi kınamasın da, aşağılamasın da. Halbuki biz toplum olarak şiddeti göstereni aşağılayabilir, onu kınayabilirsek ben en büyük cezanın bu olduğunu düşünüyorum. Bunları yeteri kadar dışlarsak, bunları yeteri kadar kınarsak, reddedersek ben çok daha kolay başa çıkabileceğimizi zannediyorum. Ve bu dizilerde filan da en çok şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Kötüyü iyi anlarsak o kötünün iyi olma şansı çok fazla yükseliyor. Çünkü kimse annesinin karnından kötü olmak üzere gelmiyor bu dünyaya. Özet olarak söyleyecek olursam, kırmızı oda terapisti evlerimize getiriyor. Önce başkalarının yolculuğunu, macerasını görüyoruz. Sonra o gördüğümüz kişileri etrafımızda tanımaya başlıyoruz. Ya işte benim babam da böyleydi, kardeşim de böyleydi, anneannem de galiba böyleydi derken sıra bize geliyor ve kendi farkındalıklarımızda. Çünkü bizim ülkemizde herkes psikiyatriste gidemiyor. Yani henüz oralara gelemedik ama bu konuda da çok hızlı gittiğimizi söyleyebilirim. Yani bundan 30 yıl önceyle bugünü mukayese bile edemiyorum. Bu konuda çok büyük bir yol kat ettik. Ama ne güzel, terapist evlerine gelmiş. Onlara bir de masal anlatır gibi olsun istiyorum hep. Ben teorikten çok
Yani hayatın içinden örneklerle insanlara çok daha kolay ulaşabileceğimizi düşünen biriyim. Böylece o evlerde insanlara belki ciltlerle kitap okusa zihninde kalamayacak şeyleri anlatmaya, hissettirmeye çalışıyorum. Eğer bunda başarılı olabildiysem bununla çok çok gurur duyarım. Kırmızı Oda da benim en büyük gururum diyebilirim. Bu Kırmızı Oda'nın adı niye kırmızı biraz size bahsedeyim. Kırmızı çünkü ben şöyle düşünüyorum. Zihnimizde böyle küçük kırmızı noktalar var. Hepimizin zihninde var bunlar. İşte o küçük noktalar bizim çocukluğumuzdan başlayarak aldığımız yaraları temsil ediyor benim gözümde. Ve bizim de hedefimizde hep o kırmızı noktalar var zaten. O nedenle amacımız ve hedefimiz hep o kırmızı noktalara bir an önce ulaşabilmek ve işte bir yandan biz Kırmızı Oda dedik. Ve ben de ilk günden beri zaten odamı hep kıpkırmızı yaptım. İnsanların duygularını burada kırmızıda daha kolay ifade edebildiklerini de düşünüyorum doğrusu. Teşekkür ederim.